Biliyor musunuz? Adam gazeteci olmak istemiş. Genç yaşında muhabir olarak gittiği olaylarda, eylemlerde eylemlerin adını slogan attığı için gazeteciliğini yapamamış. Hep böyle bir yoldan böyle bir dönme mi var hocam? Evet. Ya belki bilmeyenler vardır, sen gönderme yaptın. Ben aslında şimdi Kadın İletişim Fakültesi'nde eğitim aldım. Eğitim gördüm, görmemezlikten geldim diyelim, mezun olmadım. Ama gazeteci olmak istiyordum. O arada da okurken bir dergiye girdim. İşte sen de üniversite haberleri yap, öğrenci haberleri yap. Gittim ve bir arkadaşlar oturma eylemi. Hani o bir tek Türkiye'de var herhalde, oturarak hani eylem yapmak. Ben de muhabir olarak gittim oraya, onu görev yapacağım. Bir haber yapacağım, çekiyorum. Arkadaşlar oturuyor, polis müdahale etti ama polisin müdahalesi biliyorsunuz hani. Coplarla, işte benim çekmem lazım, görevimi yapmam lazım. Lan bir çekiyorum, arkadaşlarım orada cop yiyor, ben çekiyorum, arkadaşlarım cop yiyor. Dayanamadım, bıraktım ben de hep böyle faşizme karşı omuz omuza. Sonra polis 80'de işte olağanüstü hal vardı. 12 Eylül'ün etkileri devam ediyordu. Sonra polis tabii beni de kovalamaya başladı ama ben şu yüzden gazeteci olamayacağıma karar verdim. Dedim ki yani ben duygularımı, düşüncelerimi bu mesleğe karıştırıyorum. Benden gazeteci olmaz. O yüzden tabii duygularımı ifade edebileceğim tiyatro, sinema, dizi gibi alanlara geçeyim dedim. Yani gazeteci duygularını işine karıştırmayan mıdır? Tabii ki canım. Öncelikle objektif olmamız lazım. Bizim kişisel duygularımıza, kişisel dünya görüşümüze uymayabilir ama yani onu objektif bir şekilde iletmemiz lazım. Ama hani köşe yazarıysa o yorumunu yapar. Ama muhabirsek objektif bir şekilde görevimizi yapmamız lazım. Olmadı kıyıdan dön. Ya değişmiştir diye düşünüyorum. Yani 85'ten, 84'ten hatta bahsettim. 40 yıl geçmiş. Değişmiştir. Ne diyorsun? Var mıdır? Hani eyleme gidip de gazeteci olarak eyleme katılarak polis tarafından bir anda kendini eylemin içinde slogan atarken bulmak. Selçuk senin de var. Yani şöyle burada biz eylem mi söylem abi, mi? Abi çok iyi araştırmış. Herkesin eskisini düşüyor bak. Burada bütün kirli çamaşırı. Öznur'cum varsa bir çamaşırın. Yok abi, ben doğuştan sporcuyum.